Merhaba arkadaşlar. Bugün şahane bir konserve tarifiyle geldim. Biz bu konserveleri kışa hazırlık yapıyoruz. Kışın da çok rahatlıkla tüketiyoruz. Sizler de yapmak isterseniz tarifine geçelim. Fasulyeleri güzelce yıkadık. Şimdi ipliklerini ve baş kısımlarını alacağız. Bunları bu şekilde hazırlayacağım. Fasulyeler çok ince olduğu için dilimlemeyeceğim. Sadece kıracağım. Şu şekilde 2'ye 3'e kıracağım böyle. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi fasulye konservesi için domatesleri rendeleyeceğim. Şöyle genişçe bir tencerenin içerisine domatesleri rendeliyorum. 1 kilo fasulye, yarım kilo da domatesim var. Bol domatesli güzel olur. Domatesi rendeledim. Şimdi fasulyeleri de üzerine boşaltacağım. İsterseniz fasulyenin içerisine şöyle küçük küçük biber de doğrayabilirsiniz. Bu tercihe kalmış. Sade fasulye de yapabilirsiniz. Biberli güzel oluyor ama. Bu tercih olduğu için en sona söylemeyi düşündüm. Şimdi ağzını kapatıp ocağa veriyorum. Dakika bu şekilde haşladığımız fasulyenin altını söndürüyorum. Bu şekilde altını söndürdükten sonra 5 dakika bekleyecek. Birazcık soğuduktan sonra şişeleyeceğim. Altını kapatıyorum. Ağzını da böyle kapatıyorum. Bu şekilde biraz yumuşuyor. Şöyle kavanozlara alıyorum. Şu şekilde. Tam pişmedi ama biraz yumuşadı. Gazı gitti hafif. Şöyle hafif kaşığın ucuyla veya da arkasıyla şöyle havasında alarak bastırıyorum. Bunu da yine daha önce de söyledim. Kışın pişirirken isterseniz zeytinyağlı tavanıza, tencerenize soğanı koyduktan sonra biraz salça ekleyip bunu kavanozu boşaltabilirsiniz. İsterseniz de kıymalı veya da parça etli yapabilirsiniz. Şu şekilde. İçindeki domatesin suyundan da ekleyerek şişemizi tamamlıyoruz. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. İki geri bir ileri diyerek şöyle sıkıca kapatalım. Bunu kenara alıyorum. Sıktığım kapakları şu şekilde ters çevirerek koyuyorum. Şekilde koyuyorum ve ocağa alacağım bunu. Kapakları tutsun diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi 15 dakika bu şekilde kaynayacak. 15 dakika sonra altını söndüreceğiz ama suyun içerisinden çıkarmayacağım. Su soğuduktan sonra şişeleri çıkaracağım. Fasulyelerimin altını söndürüyorum. Bu sıcak suyun içerisinde bekletiyorum. Su soğuyana kadar. Kavanozları tutacak kadar suyu soğudu. Alıyorum ve şu şekilde dik koyuyorum.
Şişeleri öyle koyduktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir kat daha sofra beziyle bunu bu şekilde kapatacağım. Bunu bu şekilde kapatacağım ve yarına kadar böyle kapalı kalacak. Konservelerimi akşam yapmıştım. Sabaha kadar örtünün altında durdular. Açtığımda bakın vakumlanmışlar. Harika olmuş. Fasulye konservelerim kışlık için hazır. Sizler de bu yöntemle yapıp deneyebilirsiniz. Ben çok memnun kalıyorum. Kışın açtığımızda veya da bunları yemeye başladığımızda tenceremizin altına soğanı yapıp üzerine de fasulyeleri koyup biraz daha pişiriyoruz ve yemeğimiz hazır. Baharatlarını kattıktan sonra yemek hazır. Şahane oluyor. İsterseniz zeytinyağlı, isterseniz etle, nasıl isterseniz öyle tüketebilirsiniz. Harika konserveler. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.